şöyle, ülkemizin zaten özgür mü ya da yeterince özgür mü, kanunlar insanlara eşit olduğunu hissettiriyor mu, uygulamalar toplumu mutlu veya huzurlu kılıyor mu diye bir ölçüm yapmak istense, sanıyorum bunun en böyle başlangıç anı medya özgürlüğüdür diye düşünüyorum. Çünkü medya derken, hani bunun içinde bugün konumuz olan elbette ki radyo çalışanları var, radyocular var, ama her alanında fikir özgürlüğünün en güçlü şekilde temsil edildiği medyanın hangi durumda olduğu o toplumun özgürlüğünün kanıtıdır ya da seviyesini belirler demek mümkün. Bu konuda bir araştırma yapıyoruz, bir medya raporu hazırlıyoruz. Bizim de desteklediğimiz ve araştırmalarla İstanbul halkından aldığımız sesi değerlendirme yaptığımız, bir kısım bu işin uzmanlarının da içinde olduğu, muhtemeldir ki belli aşamalarında sizlerin de fikirlerine başvurulacak bir medya raporu. Çünkü bunu görmek lazım. Niye görmek lazım? Eğer bilgi kaynağımız olan medya iyi durumda değilse, zaten toplumun sağlıklı bilgi edinemediği yerde, o keyfi, ortamı yaşayamadığı sürece demokratik bir toplum olma şansı yok. Bunu düzeltmek gerekiyor. Yani mesela son bir yıllık görsel medyada, kanallardaki tartışma programlarının patolojik incelemeye muhtaç olduğunu düşünüyorum. Yani ne yazık ki orada atılan manşetler, saatlerce üstünde tartışılan konular ve bu saatlerce üstüne tartışılan konuların son bir yıldır özellikle büyük oranda siyasi tartışmaların malzemesi olmamdan ötürü de gerçekten patolojik incelemeye ihtiyacı var. Ve o tartışmalar yapılırken oradaki insanların kurduğu cümleler, cümlelerin seviyeleri, yani o kavramları ben eminim ki kendi çocuklarına dinletilmesini yasaklar o cümleleri eden insanlar. Bütün bu ortam bizim elbette ki her şeyimizi etkiliyor. Yani ruh halimizi etkiliyor, yaşama bakışımızı etkiliyor, umudumuzu, geleceğimizi etkiliyor. Onun için medya çok önemli. Radyolar çok önemli. Radyolar da, hani tabiri caizse, o özgür sesin hiçbir tesir altında kalmaksızın, yani düşünsenize stüdyodasınız, bir görsellik yok ve sesinizle insanlar muhatap oluyor ve sizin sesinizle beraber konuları dinliyor. O anda siz sesinizi duyururken, bana göre görünmediğiniz için çok daha özgün ve çok daha kendiniz olduğunuz, olabileceğinizi düşünüyorum. Yani ruhsal olarak bunu tahminde bulunuyorum. Hani insan banyoda şarkı söyler ya, ya da mutfakta böyle kimse yokken kendini bir takım formlara sokar, daha özgün davranır, daha kendisi gibi olur. Sanıyorum radyocuların böyle bir karakteri var. O kendisi gibi, yani kendisi olarak o tüm ruh haline yansıttığı, sesini topluma duyurduğu bu mekanizmanın, o özgür medyanın da çok önemli bir karakteri olduğunu hissedebiliyorum. Onun için sizlerle buluşmak benim için de gerçekten büyük bir zevk. Aynı zamanda samimi bir dertleşme ortamı. Bunu yıllardır yapmaya çalışıyorum. Aranızda gerçekten yıllardır keyifle dinlediğim insanlar var, sesinin bana çok iyi geldiği insanlar var. Bunu bazen yolda, trafikte yaşamışımdır. Ya da çok dertli olup gece eve giderken yaşamışımdır. Tabii son yıllarda böyle bir zevkim, keyfim kalmadı, ayrı mesele, ama geçmişte bunları yaşadım ve hepiniz böyle çok kıymetli bir sorumluluğunuzda var. Belki kendi yüzünüzden çok sesiniz tanınıyor. Açıkçası ülkenin umutlu olması lazım ve umut için çok fazla gerekçesi var. Başta ben her yerde söylüyorum, burada da söyleyeceğim. Ülkemizin çok samimi, çok dürüst, çok gerçekçi, çok daha üst seviyede evrensel düşünen inanılmaz bir yeni kuşağı var. Ben bu yeni kuşağın, yani bunun adına işte Z, alfa bir şeyler diyorlar ama hani ben öyle bir kriter koymayı gerekli bulmuyorum. Onlardan çok moral buluyorum. Sahada diyalog kuruyorum. Ya da onlar benimle diyalog kuruyor. Aktarımları var, sorgulamaları var, hatta hesap sormaları var. Buna baktığımda ülkemizin böyle bir kaynağı var. Yani bu kaynak çok sağlıklı. Bütün bu yoksulluğa ve yoksunluğa rağmen böyle bir neslin ortaya çıkması mucizevi bir şey. Ama herhalde işin doğasında da var. Çünkü insanlar bazen elinde olmayan şeylere daha çok sarılır ve onları ister, onlar için mücadele verir. Toplum ve yaşam tarihinde bunlar vardır. Muhtemelen şu an belki toplumda en çok istenen, arzulanan, olması için böyle ya niçin bizde yok, niçin biz dürüst davranmıyoruz, niçin adaletli değiliz dediğimiz birçok husus yeni nesli de bu yönde etkilemiş ve o etkilenen nesil açıkçası başka bir nesil olmuş. Ben yaşıyorum yani konuşmalarında, yazmalarında. Öyle sözler var ki evimde de benzer 3 kuşak var zaten. Onların da tavırlarından bunu yaşıyorum. Çok gerçekçiler. Onun için diyorum ki bugün yanlış yapan politikacıların dahi çocukları, torunları onlara oy vermeyecek. Vermez yani. Mümkün değil. Mümkün değil yani. Sandığa gider ve ona oy vermez. O bakımdan Türkiye değişime hazırdır. Bu sağlıklı değişimin oluşması için siyasi partilerin tek başına sorumlu olmadığının toplum tarafından bilinmesi gerekir. Bu sadece bir siyasi mesele değildir. Bu toplumsal bir meseledir. Hep beraber aşmamız gereken, hep beraber üstesinden gelmemiz gereken bir süreçtir. Tabii ki bunun kanallarını oluşturmak da siyasilerin sorumluluğundadır. Katılımcılığı, şeffaflığı, bir arada düşünebilmeyi, bir arada üretebilmeyi, toplumun sesine göre en doğruyu bulup onu uygulayabilmeyi, sağlayıcı metotları bulmak da siyasetin sorumluluğudur. Bence bu anlamda dün tarihi bir adım atılmıştır. Yani çok farklı 6 siyasi partinin, 6 genel başkanı bir araya gelmesi tarihi bir görüntüdür. Önemli bir görüntüdür. Bana göre Türkiye'nin demokrasi tarihinin en önemli buluşmalarından birisidir. Tabii bir toplantı, bir buluşma her şey demek değildir. Elbette bunun öncesi vardır ama bundan sonrası daha da önemlidir. Bu manada alınacak yol Türkiye'nin hem demokrasi adına hem sizin gibi toplum özgürlüğünün en simgesel alanlarının daha iyi işlevli hale gelmesi, daha iyi işlerini yapabilmesi noktasında da büyük sorumluluklara sahiptir. Ama yeniden ifade edeyim ki yani bazen topraktan hani eğer bir şey filizlenmiyorsa o toprak ölmüş demektir. Ama bizim toprağımızın yeni filizleri bile çok güzel. Ben hayata dair, geleceğe dair, ülkemin her türlü kavramına dair çok umutluyum. Yazı gözüksün diye. Ben istiyorum. Vallahi. Hangi telefon var? Biraz uzak konuşurlar diyorlar. Bunlar yapalım.